Biraderlerim, bropalarım, kendi web siteniz vardır umarım. Çünkü bu bizim sektörde en çok dikkate alınan şey. Abi, kendi ismine bir web siten var mı? Kendini tanıttığın, işlerini veya kim olduğunu tek seferde anlattığın, isminle yazdığında kurumsal bir şekilde çıktığın bir web siten var mı? Bu bizim sektörde en önemli şeylerden biri. Keza bir yerlerle iş yapıyorsan, para kazanmaya çalışıyorsan, bir iş teklifi yollayacaksan veya ben bunları yapıyorum abi, ben video grafikerim veya fotoğrafçıyım veya şu tür programlama işleri yapıyorum diyorsan kendi web siten var mı? Yaptığın işleri tanıtıp insanlardan iş bağlayabileceğin kurumsal bir web siten var mı kankam? Yoksa eğer bu videoyla sizlere en basit haliyle nasıl web site kurulur onu göstereceğim. Ufak bir duyuru yapacağım, benim için çok önemli. Canım kankam, videoları izleyip abone olmayan %65'lik 70'lik bir kısım var. Eğer videolarımı faydalı buluyorsan lütfen aşağıdaki o kırmızı butona tıkla. Bazıları unutuyor çünkü bu şekilde hatırlatma yapmam gerekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ gibi olmasın da benim için önemli lan, benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Bir önceki videomda Spankram kaşarcılık diye hayali bir şirkete web sitesi yapmıştık. Bugün de sizlerle Onur Naci Öztürkler adına bir alan adı satın alıp ona da web site kuracağız kankalar. Web site kurma işleri profesyonellere bırakılmalıdır. Bunları gelip bana yorum olarak atmayın. Ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Eğer profesyonel bir iş yapıyorsanız profesyoneller yapmalıdır web sitenizi. Ama bunun için bütçeniz yoksa, ben en basit haliyle kendimi tanıttığım bir web sitesi nasıl yaparım diyorsanız Onur kardeşiniz şimdi size öğretecek. Daha önceki videomu izlemeyi unutmayın. Kartlara ve açıklamaya bırakacağım. Bugün de aynı şekilde hostinglere gireceğiz. Uzun süreli bir hosting planı satın alacağız. Daha ucuza gelecek. Sonrasında da orada benim isme bir basit web sitesi kuracağız kankalar. Sizleri yormadan, uzatmadan en kısa haliyle anlatacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin, öğrenin kankalar. Açıklamada da zaten kurduğum sitenin adresini koyacağım. Eğer bir kampanya, indirim kuponu falan da olduğunda aşağıya ekleyeceğim kankalar. Şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Hızlıca daha önceki videomda uzun uzun anlattığım yerleri geçerek kendi adımıza bir web sitesi kuruyoruz kankalar. Geçelim şimdi web sitemizi kuralım biraderlerim, bropalarım. Şimdi Hostinger'in ana sayfasına girdiğimizde burada zaten fiyatlar falan her şey yazıyor. Aşağı iniyoruz. Premium Hosting'den satın alacağız. Daha öncesinde zaten Premium Hosting satın almıştık kankalar. Burada farklarını görebiliyorsunuz. Bizim için en güzeli Premium Hosting. SSL'imizde, domainimizde ücretsiz gelecek. Hemen buradan tıkladık. 48 aylık olan pakete geldi. 48 aylık olan paketten satın alacağız çünkü daha ucuza gelecek. Ben de toplu şekilde zaten kendi web sitemi açacağım için, şirket değil sonuç olarak, bu ismim uzun süre kalacak. O yüzden daha ucuz almam daha mantıklı. Keza her yıl artacak zaten dolar kurundan dolayı. 48 aylık, yani 4 yıllık bir web site aldığınızda bayağı bir indirimli fiyata bunu satın alıyoruz kankalar. Aylık 83 lirayken 48 aylık seçtiğimizde 23 liraya geliyor. 23 liralığa tıklıyoruz. Kredi kartımızda hemen hızlıca kuponumuzu girdikten sonra ödüyoruz. Bakalım nereye götürüyor bizi. Satın aldıktan sonra giriş yaptığımızda aldığımız premium hosting bu şekilde görünüyor kankalar. Aşağısında da SSL sertifikası var. İsterseniz dil olarak Türkçe yapıyorsunuz kankalar. Sonrasında da premium hosting'e gelip kur diyoruz. Burada bize diyor ki birkaç soru yanıtlayarak mükemmel deneyim, yani size yardımcı olalım diyor. Şimdi başla diyoruz. Şimdi başla dediğimiz için bize bu ekran geliyor. Yarattığım site kim için diyor. Kendim için diyoruz. Sonrasında bu bir ne sitesi olacak? Bu bir portfolyo olacak çünkü kendimi tanıtacağım. Portfolyo sitesi dedik ve ben İlk sitemi oluşturuyorum diyeceğiz burada da. Yani profesyonel falan değilim. İlk sitemi oluşturuyorum dedik kankalar. Dedikten sonra diyor ki nasıl bir platform seçeceksin? Önceki videodaki gibi WordPress bir platform seçtik. Ve diyor ki bir WordPress hesabı oluştur. Burada bir şifre gireceğiz ve bu şifreyle sitemizi yöneteceğiz. O yüzden buradaki şifre önemli. WordPress seçtikten sonra bir yönetici şifresi girerek devam et diyoruz. Devam et dedikten sonra bir tema seçmemizi istiyor kankalar. Tema olarak da burada bir sürü tema var. Yani hazır şablon. Bu şablonlardan seçebilirsiniz. Biz bu şablonların arasından şimdi hızlıca birini beğenelim. Bakın buradaki personal portfolyo diye bir şey var. Bu hoşuma gitti açıkçası. Bunu seçleyip kanalıma kuracağım. Orada kendi fotoğrafımı falan koyarım. Ve burada zaten bize 48 aylık premium web hosting aldığımızda ücretsiz alan adı veriyor. Yani alan adı için para ödemiyoruz. Hemen ücretsiz alan adını talep edin diyor. Seçiyoruz. Bir yıllık bize Onur Naci Öztürkler alan adını alacağız. Hemen buraya Onur Naci Öztürkler .com. Diyor ki domain is available, yani domain uygun diyor. Satın alabilirsin yani. Sana bunu hediye edebiliriz diyor. Para ödemeyeceğiz çünkü. onurnaciöztürkler.com'u alıyoruz. Devam et dedikten sonra diyor ki hadi kurulumu bitirelim diyor. Seçtiğiniz sunucunun konumu falan, bunu zaten daha önce anlatmıştım. Burada otomatik olarak seçimi bırakıyoruz. onurnaciöztürkler.com yazıyor. Şifremizi falan girdik. Seçilen temada personal portfolio. Devam diyoruz. Hemen burada domainimizin kayıtlarını yapıyoruz. Türkiye diyoruz. Kişisel dedik. Burada irtibat bilgilerini hızlıca girelim.
Kars diyelim. Sallamasyon bir telefon numarasına girdikten sonra domainimizin kaydını yapıyoruz kankalar. onurnacioster.com whois kimliğiyle birlikte kaydettik. Orada sizin kişisel bilgileriniz yazacak. Domain sorgulandığında onurnacioster.com kimin dendiğinde o bilgiler çıkacak kankiler. Şimdi kurulum başlatılıyor, dosyalar yükleniyor diyor ve şimdi hemen web sitemizi kuruyor. Siteniz hazır dedi. Siteniz hazır dedikten sonra WordPress kontrol paneline git diyoruz. WordPress'i yönet dedik. Burada hemen SSL'i kur diyor. Install SSL ve close. Şimdi hemen hızlıca SSL kurduk. SSL bir güvenlik adımı. Siz bunu aynı benim dediğim gibi yapın kankalar. Sonrasında SSL'imiz aktif edildi. Edit web site diyor. Edit web siteye tıklıyoruz kankalar. Tıkladıktan sonra bizi hemen diyor ki WordPress admin paneline yönlendiriyorum. Eğer isterse az önce girdiğimiz şifreyle giriş yapıyoruz kankalar. Şimdi diyor ki sitenizi açın. Eğer ki burada bu şekilde sitenizin teması kurulmamışsa burada zaten Astra'ya hoş geldin falan diyor. Yani buradan Appearance bölümünden temalardan istersek eğer Astra burada yoksa Add New diyerek Astra'yı yükleyebilirsiniz. Astra zaten yüklü. Dashboard'a geri dönüyoruz. Yani ana bölümümüz dashboard'a geri döndük. Get Started diyoruz. Get Started dedikten sonra Activating diyor. Yani diyor ki aktive ediyorum senin temanı diyor kankalar. Activating yaptı. Şimdi geldi diyor ki Starter template'lerini al diyor. Build your website now diyor. Yani diyor ki siteni şimdi kur diyor. Hemen kur dedik. Diyor ki hangi plugin'i, eklentiyi kullanacaksın? Biz Elementor kullanacağız çünkü diğer videoda da Elementor kullandık. İşimiz kolay olsun. Elementor'a tıkladık. Şimdi Exit to Dashboard dedik. Appearance'dan geliyoruz. Starter Templates. Buradan Appearance'dan Starter Templates. Hemen geldik. Burada zaten Personal Portfolio var. Tıkladık Personal Portfolio'ya ve bu şekilde site geldi. Şimdi oradaki aynı adımlarla bu siteyi açtınız kankalar. Diyor ki logonu yükle diyor. Bir tane PNG biçiminde logo yüklemeniz lazım. 180x60. Hemen hızlıca Photoshop'ta 180x60 bir logo yapacağım. Photoshop'ta yeni dosya dedik. 180x60 bir tane proje açtık. Arka planın üzerine iki kere tıkladım. Enter dedim. Sonra buradan yeni katman oluşturup katman sıfırı sildim. Bakın transparan yaptım. Şimdi bir tane text layer açıyorum. Onur, Naci yazdım. Basit bir Photoshop bilgisiyle Montserrat Extra Light yaptım. Bunu bu şekilde getirdim. Bir de Ctrl J yapıp aşağıya da Öztürkler yazdım. Bunu da extra light değil de black yaptım. Mesela böyle dandirikten bir tane logo yaptık diyelim. Logo deneme PNG olarak kaydettik. Upload file dedik. Logoyu yükledik ve select dedik. Bakın burada Onur Naci Öster logo yazdı. Hemen logoyu biraz büyütüyoruz. Continue. Diyor ki site renklerini seç. Ben mor seçeceğim abi site renklerini. Bu şekilde oldu. Fontu değişebilirsiniz diyor. Buradan fontları değişebiliyoruz. Ben bu şekilde bir fontu daha çok sevdim. İsminizi yazın diyor. Onur Naci dedik. Çalışma mailin diyor. I am begging dedik. Siteyi kendim için kuruyorum dedik. Burada da her şeyi import et dedik. Web sitemi kur dedik. Hemen burada diyor ki web sitenizi sizin için kuruyoruz. Çok basit bir plugin. Diyor ki yönlendiriliyorsunuz hemen. Congratulations diyor. Yani yaptınız. Tebrikler diyor. Kardeşim diyor. 22 saniyede web site kurdun. View your website diyor. Al işte sana web site. Bak web sitemizi kurdu. Artık bundan sonrası Elementor'la düzenleme. Kapat diyoruz. Şimdi buradan sitemizi yukarıdan visit site deyip görebiliriz. Bakın bu şekilde yaptık. About kısmına geliyoruz. Sizin hakkınızda bilgiler. Portfolyo diyoruz. Burada işlerinizi yayınlayabilirsiniz. Kontak diyoruz. Burada da mailinizi, numaranızı bırakabilirsiniz. Şimdi size hızlı hızlı basit bölümleri göstereceğim. Zaten gerisi önceki video gibi çok basit şekilde düzenlenebiliyor. Aynı Elementor. Buradan aşağıdan ilk önce Settings'e gelip General'a tıklıyoruz. General buralar önemli abi. Neden önemli biliyor musun? Burada ilk önce bir Türkçe yapman gerekiyor. Siteni bir Türkçe yaptın. Site saatini UTC+3 yaptın. Saat formatı olarak 23-23 güzeldir. Burada da hafta başlangıcı pazartesi olarak seçildi. Tagline'a da portfolyo yazdık. Adresimiz bu şekilde. HTTP falan filan. Save Change dedik ve ayarlarımızı yaptık. Şimdi Türkçe'ye döndü her şey. Kalıcı bağlantılar bölümüne gittik. Yazı ismi seçeneğini seçtik. Post Name. Değişiklikleri kaydet. Yukarıdan sayfalar bölümüne tıklıyoruz. Sayfalarda bakın bunu Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. İsterseniz buradan Privacy ve Sample yazan şeyleri silebilirsiniz. Çünkü bunlar bizim işimize yaramayacak. Geliyoruz buradan çöp diyelim. Bunlar bizim işimize yaramayacak. Hızlı düzenle diyoruz. About. Hakkımda diyoruz. Kısa ismi boş bırakıyoruz. Güncelle dedik. Kontak bölümüne iletişim dedik. Kısa bölüm mesela boş bıraktık. Home bölümü ana sayfa dedik. Kısa ismi boş bıraktık. Portfolyo bölümünü Türkçe'ye çevirdik. Portfolyo dedik. Kısa ismi boş bıraktık. Güncelle dedik. Şimdi buraları düzenlemiş olduk kankalar. Onur Naci Öztürkler siteyi görüntüle dedik. Ve bu şekilde ana sayfa hakkımdaya tıklayınca Onur Naci Öztürkler/hakkımda. Portfolyoda portfolyo. İletişimde iletişim.
Ana sayfada ana sayfa. Gayet güzel. Şimdi buradan Edit with Elementor'a tıkladık. Geldik buradan. Ben, virgül, Onur, Naci, Öztürkler dedik. Size X'larç olması yeterli duruyor. Böyle sığsın istiyorum. Hem de freelancer bir video editörüm dedik. Kendi hakkımda böyle bir şey yazdım. Tuşa tıklıyorum. Çok basit her şey. Learn more diyor. Buradan iletişim diyoruz. Mesela iletişim. Linke de slash iletişim yazdık. Update dedik mesela abi. Şimdi sitede ben Onur Naci Öztürkler video editörüm iletişime tıklayınca bizi iletişim sayfasına götürüyor. Çok iyi. Bu kadar kolay düzenleyebiliyoruz. Mesela burada düzenle dedik. Mesela Instagram dedik. Link olarak instagram.com/spankram dedik. Update diyoruz. Bunu sol tarafa alalım da öyle update edelim bozulmasın. F5 yapalım. Artık Instagram'a tıkladığımızda benim Instagram hesabıma gidecek kankalar. İşte bu kadar. Bu linkleri de tek tek değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde aşağı iniyoruz. Ben kimim yazabilirsiniz. Aşağıdaki fotoğrafın üzerine tıklayarak buradan fotoğrafı değişebilirsiniz. Tamamen aynı mantık. Önceki videomu izlerseniz bunlara gerek kalmaz. Her şey çok basit şekilde düzenlenebiliyor. Ana sayfaya geldiniz. Bakın ben kimim, buraların hepsini düzenlediniz. Hakkımda bölümüne gidebilirsiniz. Edit with Elementor'u seçtiğinizde bu sefer de hakkımda sayfasını düzenlersiniz. Hakkımda yazdık. Ben kimim? Gelin anlatayım yazalım mesela. Hatta bunu bu şekilde yapalım. Her şey çok basit kankalar. Bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Hatta burada da kendi fotoğrafımı koyayım. Bir tane herhangi bir fotoğraf çektim attım. Tamam, bunu diyelim ki keseceğiz. Özne seçiyoruz. Ctrl J yaptım. Mesela böyle bir PNG fotoğrafımız var. Buradan düzenle dedik. Choose image dedik mesela. Diyor ki 645'e 925. Yeni belge dedik. 645'e 925. Bakın aynı boyut. Oluştur dedik. Bu fotoğrafımızı çekip üzerine attık. Böyle yaptık. Normalde kesilmesini istemezdim ama başka bir fotoğrafımız yok. Şimdilik bu fotoğrafı kullanalım. Kaydet diyelim. PNG olarak kaydettik. Geri döndük. Dosya yükle. Dosyayı seç. PNG'mizi kaydettik mesela. Okey mi? Insert medya deyince bakın fotoğrafımızı değiştik. Update deyince artık bu şekilde buraya başka bir PNG koyabilirdik. Biz de fotoğrafımızı düzenledik kankalar. Her şey bu kadar basit. Dediğim gibi portfolyo bölümüne, hakkımda bölümüne nereye gelmek isterseniz Elementor'la düzenleyin. Buralara işlerinizi koyabilirsiniz kankalar. Hakkımda bölümüne de aynı şekilde işlerinizi koyabilirsiniz. Burada hangi programlarda kendinizi geliştirmişseniz o şekilde koyabilirsiniz. Download CV bölümüne gerçekten CV'nizi indirme linki olarak koyabilirsiniz. Hakkınızdaki yorumları, müşterilerinizin size yaptığı yorumları buraya ekleyebilirsiniz. Sadece burada Edit with Elementor demeniz yeterli. Çok basit bir bilgi sizin bütün işinizi görecektir. Tamam. Bazı trikler var. O trikleri size anlatmak istiyorum. Zaten buraları tek tek anlatmaya gerek yok. Hızlıca anlattık. Geri dönüyoruz buradaki WordPress paneline. Buradan görünümden özelleştire geliyorsunuz. Burada hemen temanız geliyor. Burada abi header ve footer bölümleri var. Bunları düzenlerken birkaç trik var. Dediğim gibi header builder'a geliyoruz. Burada buton diye bir şey var, bak buton. Bu buton hire me butonunu temsil edecek ve burada site title logo falan filan diyor. Butona tıkladınız. Butonda hire me bölümü var ya, mesela diyor ki bana ulaş dedik mesela. Bakın bana ulaş olabilir veya telefon dedik. Mesela buraya telefon dedik ya. Buraya hemen link bölümüne tel 2 nokta üst üste 0555123 1212 dedik mesela. Bakın buraya tel 2 nokta üst üste 0555 falan yazarsanız, bunu da yayınla derseniz, telefondan girip buradaki telefon tuşuna tıkladığınızda direkt sizi numaranızın böyle o tuşlanan bölüm var ya telefonda, oraya attığını göreceksiniz. Bayağı iletişime gidecek. Tıklayıp WhatsApp'a yönlendirmek gibi düşünün ki onu da yapabilirsiniz. Buraya WhatsApp yazarsanız WhatsApp kodunu atarsınız. Bu tuş sizin direkt telefon numaranızı tuş takımına yazmış olacak kankalar. Çok basit böyle bir trik var. Tel 2 nokta üst üste. Bunun dışında geri döndünüz mesela. Footer Builder var. Mesela Footer Builder'a copyright diyor. Mesela copyright Onur Naci Öztürkler diyor. Bura gayet güzel. Widget 1 diyor. Widget'ta logo var mesela. Görseli değiştir. Neyse, bunu beyaz yükleyebilirdik. Geri dönüyoruz. Bunu Photoshop'tan beyaz yapmamız lazımdı. Neyse. Sosyal bölümünden yine Instagram hesabınızı falan bağlayabilirsiniz. Widget 2'ye tıkladığımızda da burada mail example diyor. Buradan hemen @spankram.com yazdım mesela. Bakın mail adresimi buraya girdim. Ulaşabilirsiniz dedim. Ve alttan ulaşabilirsiniz yazısı geldi ama hoşuma gitmedi. Sil ulaşabilirsiniz'i, geri dön. Ve buradan yayınla dediğimizde artık aşağı tarafı da footer olarak yayınladı. Burada logomuzu falan da değişebiliriz. Buradan tüm ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bloğa tıklarsınız mesela, blok için. Design ayarlarını yaparsınız. Globalden butonlara tıklarsınız. Butonların renk ayarlarını, text ayarlarını yaparsınız. Her şeyi zaten çok basit biçimde yapabilirsiniz. Ha
Burada telefona tıklarsanız telefon için nasıl görüneceğini de bu şekilde görebilirsiniz. Aynı şekilde tablet için de nasıl görüneceğini görebilirsiniz. İletişim diyor. Kapatıyoruz burayı. Dediğim gibi kankalar, en basit haliyle portfolyo sitesini bu şekilde oluşturabilirsiniz. Çok basit mantıkla size Edit with Elementor'la nasıl düzenlendiğini gösterdim. Dediğim gibi bunu profesyonel biçimde de yapabilirsiniz. Evet biraderlerim, bropalarım, profesyonel birine bütçeniz yoksa kendi başınıza en basit haliyle bu şekilde bir web sitesi yapabilirsiniz. Bu da sizin işinizi görecektir. Tabii ki çok güvenilir, çok muazzam bir site olmayacaktır haliyle. Hazır bir tema kullanıyorsunuz ama dediğim gibi tüm işlerinizi çözecektir kankalar. Bir portfolyo sitesi için en basit haliyle site kurulumu bu şekildedir. onurnaciöztürkler.com diye de bir site kurmuş olduk biraderlerim, bropalarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur kankalar. Hostinger'in sitesini ve aşağıya da indirim kuponunu koymuş olacağım kankalar. İncelersiniz, siz de en ucuz haliyle alırsınız veya başka bir sistem kullanırsınız. Genel olarak WordPress içerisinde bu şekilde basit site kurabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen faydalı olduysa şu abone tuşuna basın kankalar. İzleyip abone olmayan %60 %70'lik bir kitle var ve bu beni çok üzüyor. Onurlu Acöster kanalına abone olup Instagram'dan spam adıyla beni takip edebilirsin biraderim, bropam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.